tartışmanın iki ucunda da profesörler var ve mesele de antidepresanlar. Bu ilaçlar agresiflik yapıyor, öldürme hissini artırıyor, parçalama hissini artırıyor. Televizyondaki yayınını izledim. Tabii hop oturup hop kaptım. Tartışmanın fitilini Canan Karatay'ın bir televizyon programında antidepresan ilaçları ile ilgili söylediği bu sözler ateşledi. Kişilik bozukluğu, agresiflik, titremeler, intihar, halüsinasyonlar. İlaçların böyle bir şey yapması mümkün değildir. Bir defa ilaçlar en az 14 yıllık deneme süreciyle geçer. Deneme sürecinden sonra ciddi kuruluşlardan onay alır. Karatay, antidepresanlar tedavi değil, daha çok hasta ediyor dedi. Ünlü psikiyatrist Arif Verim ise bu iddialara çok sert yanıt verdi. Bir bilim adamı, titri taşıyan birisi milyonlara hitaben böyle yanlış açıklamalarda bulunursa halk da onun peşinden gider. Bunu doğrultmak 40 sene sürer. Karatay, hiperaktif çocuklara da verilen bu ilaçların sadece zehir etkisi yaptığını savundu. Tedavi yolu olaraksa sağlıklı beslenmeyi işaret etti. Hiperaktif diye bir laf çıkardılar. 9 yaşındaki çocuklara bugün antidepresan veriliyor. Dikkat eksikliği denen bir durum vardır. Bunu saptadığınızda hayat kurtarıcı ve hayatın kalitesini kurtarıcı ilaç uygulamaları mutlaka yapılır. Yapılmadığı zaman da karşınıza ele avuca sığmaz, okula gönderemediğiniz gençlik bulursunuz. Ülkemizde bu kadar intihar arttı. Kadınlara ve çocuklara işkence yapılıyor. Kadınlar kesiliyor, biçiliyor, öldürülüyor. Hepsinin altında bu ilaçlar var. Tedavideyken, korunma tedavisindeyken, ha lazım değilmiş ben turşu suyu içim deyip de ilacını kesen insanların, eğer birisi intihar ederse bütün onun günahı hocanın boynunda.